Kent ve yaşam diyeceğiz şimdi. Kent ve yaşam dediğimizde Başakşehir'e gideceğiz. Özellikle bugün önemli Euro 2024 dediğimizde futbol için Almanya ile yarışıyoruz. Tam da bu önemli zirvenin gerçekleşeceği gün öncesinde. Özellikle bir yer var ki Başakşehir, söylediğim gibi Olimpiyat Stadı'yla, Fatih Terim Stadı'yla böyle bir ev sahipliği yaparsak onlar da önemli bir ev sahipliği yapacak. Hepsini konuşacağız. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, zira değerli stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Spor dediğimizde önemli bir başlığı oluşturuyor Başakşehir'de. Önemli bir başlık. Siz de İstanbul'un en genç başkanlarından birisiniz, belediye başkanlarından birisiniz. 5 Ekim itibariyle de bir yılı doldurmuş olacaksınız. Evet. Mevlüt Uysal Başakşehir'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçmişti zira. Şimdi spor dediğimizde bir anda söz sporla geldi aslında. Nasıl bir ev sahipliği yapabilir bu anlamda aslında Başakşehir? Çünkü sizin spora yatırımlarınız var. 7'den 70'e diyorsunuz. Özellikle burada önemli başlıklar da çıkıyor karşımıza. Olimpiyat Adası, spor köyü gibi nasıl bir seçimden Türkiye çıkarsa Euro 2024 ile ilgili ev sahipliği olacak? Sporla alakalı bizim büyük yatırımlarımız var. Aynı zamanda oluşmuş olan yatırımlar da var zaten. Biliyorsunuz Olimpiyat stadımız var, Fatih Terim stadımız var. Bizim aynı zamanda ilçe stadımız, 3 tane stadımız, büyük spor parklarımız ve hazırlığını yaptığımız büyük bir spor adası projemiz. Bunu da büyükşehrimizle birlikte ortaklaşa proje haline getirdik. Eğer onu da yetiştirebilirsek gerçekten güzel bir hazırlık olur. Yatırımına başlayacak büyük bir spor adası. Büyüklüğü yaklaşık 3 milyon metrekare civarında. Olimpiyat Adası'nın etrafında. İçerisinde her spor dalını yapılacağı mükemmel bir tesis olacak ve aynı zamanda bir millet bahçesi de olacak. Her ikisini içinde barındıracak. Yani biz belki de orada uluslararası bir proje yapacaksak içerisinde vatandaş hem nefes alacak, gezilecek güzel bir rekreasyon alanı olacak. Hem de bütün sporların yapılacağı mükemmel bir alan. Tabii 3 milyon metrekare rakam olarak konuşulunca belki çok bir şey ifade etmiyor ama 3 milyon metrekare Güngören ilçesinin yarısı mesela ortalama. Öyle mi? Önce dev bir ada. İnşallah biz bu tür hazırlıklarla böyle büyük projeler konusunda ev sahibi olmak için hazır olmayı ve projelerimizi bir an önce yapıp bitirmeyi hedefliyoruz. Peki. Son derece önemli. Aslında bir geri sayım dediğimizde yeni havalimanı ile ilgili var ama sporla başlamışken Başakşehir ile devam edelim mi? Medipol Başakşehir bizden hemen önce de zaten bu noktada açıklamalar da vardı. Şu anda lider. Ardalı Emreli Başakşehir tribünleri ne kadar dolduruyor dedik biz. Hem finans açısından önemli, hem takımın motivasyonu açısından da önemli, sportif başarı açısından da önemli. Nasıl bir seyirci desteği var 12. adam? Tabii şöyle, biz daha öncesinde de bir istikrar skalası takibimiz oldu. Kulübümüz gerçekten çok başarılı. Yani ben özellikle maçlara mutlaka katılmaya çalışıyorum ve zevk alıyorum. Normalde eskiden futbolu bu kadar çok sevmezdim. Kulübümüzden sonra gerçekten çok sevmeye başladım. Takım çünkü tutuyor muydunuz? Takım tutuyordum ama böyle işte işte şeklinde bir takımda. Şimdi Başakşehirlisiniz herhalde. Ama gerçekten keyif alıyorum. Çok güzel bir takımımız ve güzel hocamız var. Ben bu konuda da özellikle başkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Göksel başkanımızın emeği büyük. Böyle bir takım oluşturduğu ve insanlara seyrederken keyif verdiği için. Tabii bu sporla ilgili olan seyirci desteği de gün geçtikçe artıyor. Yakın zamanda onu gerçekten hissetmiş olacağız. Bununla birlikte biz de özellikle destek verici ciddi projeler hazırladık. Onları da bir yandan yapıyoruz. Gençlerle ilgili, tabii ben de genç olmam hasebiyle, gençlerle alakalı o desteği ve altyapıyı da oluşturuyoruz. Mesela yakın tarihte başlayacağımız gençlik olimpiyatları var. Yaklaşık 20 bin gencimizle 6 ay boyunca yarışacağız. O gençlerimiz aynı zamanda Başakşehir sporla ilgili de bir bilinç katmayı hedefliyoruz. Yine Sporun Tesisi diye bir proje. O da gençlerin gerçekten hangi spor dalını yapabileceğiyle ilgili bir keşif. Yani sen neyi başarabilirsin abi, bir bakalım. Ona göre o sporu yap. Boş boşuna zaman kaybetme. Çünkü bu ülke için de çok önemli bir proje. Eğer biz yetenek keşfini doğru yapabilirsek o zaman gerçek sporcular yetiştiririz. Bunu da sağlayacağız. Yaklaşık 5000 çocuğumuzu takip ediyoruz. Ciddi veriler oluştu. Hatta geçen bir tane sonuç aldık.
koşuyla alakalı yarışmada birinci çıkardık. O çocuğumuz aslında futbol oynuyordu. Aa, ne güzel. Evet, şimdi o yetenek keşfinden koşuya döndürüldüğü için ve birinci oldu. Bizi de gururlandırdı. Bu önemli bir proje. İnşallah bunu biz tüm ülkede yaygın hale getirebilirsek o bizim için gerçekten sporcu yetiştirebilmenin de büyük avantajını sağlayacak. Her branşta altyapının önemine bu kadar dikkat çekerken önemliydi bu sözleriniz. Şimdi buradan devam edecek olursak, başta da söylediğim gibi yeni havalimanı dediğimizde 29 Ekim'e de geri sayarken burada özellikle belli ilçeleri daha net etkileyecek ekonomisinden belki de trafiğine. Şimdi bu noktada Başakşehir'de bu adreslerden biri. Nasıl bir etkilenim olacak? Nasıl bir trafik oluşacak? Yani trafik oluşmayacak inşallah. Çünkü biz onların tedbirlerini alıyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere ait bir yapılaşma planı. Şehri o şekilde dizayn ediyoruz. Hazırlıklarımız da o şekilde. Yapılan yollar, altyapılar tamamen 50 yıl sonrasını planlayarak yapılıyor. Avantajlı ilk kısmını daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü böyle bir şeyin bize avantajlı olduğunu düşünüyorum. Havaalanına en yakın ilçeyiz ve belki de etrafında gerçekten modern yapılaşmasıyla ön plana çıkmış bir ilçeyiz. Çünkü bizim 100 bin kişinin çalışılacağı söyleniyor. Evet. O bu tabii direkt 100 bin, bir de dolaylı olarak 225 bine çıkacak. Belki de 300 bin. Konut ihtiyacını giderecektir tabii diyorsunuz. Yani şehrimiz buna hazırlanıyor, ilçemiz buna hazırlanıyor. Modern olmakla ilgili olan şey de büyük bir avantaj. Çünkü İstanbul'un da maalesef bir sıkıntısıdır bu. Şehir yapılaşmasının plansız büyümüş olması. Bu konuda biz büyük avantaj sahibiyiz. Bunu da yansıtacağız. Bununla ilgili de ben özellikle başka programlarda da söylüyorum. Şimdi aklıma geldi, onu söylemiş olayım. Napolyon'un bir sözü var. Diyor ki Napolyon, dünyanın bir başkenti olsaydı orası İstanbul olurdu. Ben de çok sık tekrarlıyorum. Diyorum ki İstanbul'un bir başkenti olsaydı, bir merkezi olsaydı orası Başakşehir olurdu. Bu konuda da biz özellikle havaalanından sonra bu hız da kazanmış oldu. İnşallah başkent gibi merkez olabilmekle ilgili hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Bize çok büyük de katkısı olacak inşallah. Evet, son derece önemli. Şimdi geldik buradan, siz diyorsunuz ki gelecek nesil için belediyecilik. Bunun içerisinde aslında girişimcilere destek de giriyor. Evet. Biraz önce konuştuğumuz spora yatırım da giriyor. Diğer yandan dijitalleşme de giriyor. Mesela Teknofest'te de vardınız. Orada belediyelerin neredeyse bir yarış içinde olduğunu gördük aslında, değil evet mi? Teknoloji Festivali'nde. Siz de bu anlamda Teknofest'teydiniz. Bizimki biraz farklı. Şöyle Living Lab, yani Teknoloji Yaşam Merkezi, bizim belediyeciliğin dışında da işler yaptığımızın aslında önemli bir göstergesidir. Belediyecilik dışında da çok büyük projeleri olan bir yer Başakşehir. Orada üretilen teknolojilerin sunumunu biz Teknofest'te yaptık. Bu çok önemli. Niye önemli diyor? Biraz önce sporda anlattığım şey teknolojide de geçerli. Enol üyesi olarak biz Living Lab'i kurduk. Orada şunu sağlıyoruz. Gerçekten fikri olan ve bu fikrini geliştirmek isteyen kişilerle onu elde edip ürün haline getirmek isteyen kişilerin buluştuğu bir nokta Living Lab. Bu çok önemli bir şey ve oradan ürünler de geliştirildi ki belediye olarak biz de kullandığımız ürünlerden bazılarını orada geliştirdik. Mesela? Mesela akıllı çöp sistemi. Yani çöpü bile biz GPS'i takip ediyoruz. Eğer doluysa uyarı veriliyor merkeze. Ondan sonra gidip çöpü alıyoruz. Yani öyle gelişi güzel güzergah yapıp dolaşmıyorsunuz. Bu sayede ne oluyor? Kaynak tasarrufu oluşturuyorsunuz. Ciddi de bir girdi oluşuyor. Aynı zamanda onu modernize ederek, normalde Avrupa ortalaması 5 dakikadır. Biz 45 saniyede çöp alabiliyoruz. Onu da modernize ederek ne oldu? Kaynak tasarrufunu ciddi manada oluşturmuş oluyorsunuz. Ve ülkede çok ciddi bir girdi oluşuyor. Sadece artı üretmiyorsunuz, aynı zamanda tasarruf ediyorsunuz. Buna benzer çok proje üretildi Living Lab'de. Bunu da kullanıyoruz. Bu konuda da çok büyük bir avantaj sağladık. Orada yine bu faaliyetlerimizi de sunduk. Teknofest'te de sunduk. Ciddi de bir
takibat oluştu, gençlerin ilgisi oldu. Yine gençlerimizi ligde bekliyoruz biz her zaman. Evet, girişimcilere de destek veriyoruz diyorsunuz. Tabii. Şunu konuşuyoruz aslında, sabah giriş sayımında da konuştuk, piyasa ekranında da konuştuk. Hani finansmana ulaşım noktasında da önemli. Girişimciye bu anlamda destek derken bir finansmana ulaşım konusunda da destek mi sözünü ettiğiniz? Biz onları buluşturuyoruz. Bir merkezimiz var. Orada fikri olan arkadaşlar yarışmalardan ve testlerden geçiyor. Kabul görmüşse ve kabul edilmişse o testlerden geçen arkadaşlarla ilgili bizim partnerlik yaptığımız kuruluşlar, bunlar çoğu zaten piyasada bildiğimiz kuruluşlar, markalı kuruluşlar. Onlarla buluşturuyoruz. Fikri olan arkadaş geliştirerek onu proje haline veya materyal haline getiriyor. Ben de bu yarışmalara katılıyorum. Çok heyecanlandırıyor beni. Özellikle birkaç ay önce yine bir yarışması vardı Living Lab'in. Orada öyle yazılımlar yapılmış ki ben şok oldum. Bunlar inşallah ürün haline getirilecek ve ülkemize katma değeri olarak sunulacak. Çünkü ülkemizin de en büyük eksiği katma değerli ürün üretebilmek. Amacımız da böyle bir şeyi girişimcilerle yatırımcıları özellikle finans kaynağına da ulaşsın ki bunlar. Bu sayede ciddi bir ürün çıkarılsın ve ülkemize katma değerli ürünler katılsın hedefimiz. İnşallah başarırız. Evet. Şimdi yeni belediyecilik anlayışı diyoruz biz hep konuşurken kent ve yaşamda. Bunlardan örnekler aslında verdiniz. Diğer yandan baktığımızda İstanbul'un en yeşil ilçesi biz izliyorsunuz. Yani yeşil, nasıl metrekareye en, hani konutların evet. içerisinde mi yer alıyor yoksa nasıl anlayalım yeşil yatırımı? En yeşil en yeşillerinden biri diyeyim. Çünkü tam metrekare ölçümü yapmadım. İddialı olur. En yeşil ilçelerinden biri. Onu özellikle şöyle tarif edebiliyoruz zaten. Mesela örnekleriyle İstanbul ortalaması 6,5-7 civarında kişi başı metrekare. Bakılan yeşil miktarı. Günlük bakılan yeşil miktarı. İstanbul ortalaması bu. Avrupa ortalaması 13. Biz 21'iz. Kişi başı 21 metrekare. Bu ciddi bir rakamdır. Daha büyüğünü de ifade edeyim. 5 yıl sonraki rakamlarımız 3 katı olacak. Yani biz yine metrekareye dönüştürürsek şu anda 2,5 milyon metrekaredeyiz. 5 yıl sonra 12 milyon metrekareye ulaşacağız. 12 milyon metrekare 2 tane Güngören. Evet. Şimdi Güngören üzerinden gittik. Veya başka sadece ilçeler, örneklemeli diyorsun. Yani karşılaştırıyorum. Yani tabii, yüz ölçümü karşılaştırıyorum. Anlatabilmek mesela. Adına. Değilse Güngören'le ilgili konu değil tabii ki. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki tabii ki. Şimdi baktığımızda aslında bu metrekarede yeşilin artması nasıl gerçekleşecek? Çünkü önemli iki konu başlığı var Türkiye'de. Bir kentsel dönüşüm, diğeri de imar barışı. Bu şekilde mi bir yeşile daha fazla ulaşım olacak Başakşehir'de? Evet. Üretilen tabii projeler var. Hemen kısaca bir iki tanesinden bahsedeyim. Mesela yine 100 günlük Cumhurbaşkanımızın açıkladığı plan içerisinde olan merkezimizdeki botanik parkımız. Onu muhtemelen bir ay içerisinde açacağız. 400 bin metrekarelik dev bir park. Yine 1,5 milyon metrekarenin ilk etabı olan Kaya Park, onu da yıl sonuna kadar açmış olacağız. Buna benzer büyük parklarımız var. Yine Olimpiyat Parkı diye biraz önce izah ettiğim büyük bir parkımız. Bunlar bizim o bahsettiğimiz yeşil alan miktarlarımızı artıran projeler. Onları da en yakın zamanda açacağız. Yani bunlar hayal değil. Üretilmiş, son safhalarına gelmiş projeler o yeşil miktarlarımızı da artırıyor otomatikman. Millet bahçelerinin belki de ilkini inşallah biz de açacağız. Nerede olacak? Kayaşehir merkezde botanik parkımızda olacak. Bu Cumhurbaşkanımız inşallah katılır. Güzel bir açılışta orayı bir şekilde halkımıza kazandırırız. Bu aynı zamanda bizim merkezimiz olacak. Kayaşehir merkez, belediye binamızın ve kamu binalarının olduğu, büyük bir meydanın olduğu, işte yaklaşık Taksim meydana yakın bir meydanın olduğu. Çünkü şehirlerdeki en büyük sıkıntı meydanları yok. Bizde olacak inşallah. Bunun da olduğu güzel bir alan. Orada da tüm vatandaşlarımızı, Başakşehir'in dışındaki vatandaşlarımızı da oraya bekliyoruz. Şimdi. Peki bir iki dakikamız var ama şimdi hep söze trafikle başladık. Trafik olmayacak dediniz. Bunun için de raylı sistem devreye giriyor diyorsunuz. Hatta şöyle notlarıma bakıyorum. 4 metro ve 1 tramvay hattı daha geliyor. Evet. Aynı zamanda şehir hastanesi de var. İstanbul'un sağlığa ulaşımın noktasında da önemli. Nasıl bir potansiyel yaratacak? Tabii başkentlikle ilgili o yani öne çıkmakla ilgili olan kısmında bunlar da bizim özellikle izahını yapmamız gereken şeyler. En fazla metro ağı, Avrupa'nın en büyük hastanesi ki bunların çoğu tamamlanmış.
Hastaneyi de inşallah bir yıl sonra açacağız. Hedefimiz o. Metro ile ilgili de yeni hatlarla birlikte yaklaşık 5 tane hata ulaşarak İstanbul'daki belki de en büyük metro ağına sahip olmuş olacağız. Bunlarla birlikte katma değer de oluşmuş olacak. Başakşehir bir merkez haline geliyor. Tabii hedefimiz Fatih Sultan Mehmet'in de söylediği gibi hüner sadece şehri inşa etmek değil, içindekileri de mutlu etmek. Hedefimiz sadece şehir yapmak değil, mutlu olacaklarını düşündüğü insanların her şeyi de tamamlamak. Yeşili, sporu, gençlerle, kadınlarıyla, her şeyle onların mutlu olacağı bir şehir haline getirmek. Bu tür bir ifade de özellikle altını çizmek istiyorum. Teşekkür ediyorum bizleri davet ettiğiniz için. Özellikle alalım. Sağ olun. Kent ve Yaşam dedik. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, değerli konuğumuzu, kendisine teşekkürler diyoruz. Saatler 19.15'i gösterdiğinde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'te röportajımız olacak. Görüşmek üzere.